İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda iki konuğumuz var. Kadıköy Belediyesi'nden arkadaşlarımız, daha doğrusu Kadıköy Kent Konseyi ve Kadıköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Can Akbal. İkbal Polat'ı tanırsınız çünkü İkbal Polat'la daha önce de program yapmıştınız. İkbal arkadaşımız da Kadıköy Kent Konseyi Genel Sekreteri. Ben tanıtırken gene atladım. Can Nurkan Akbal. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Evet, bugün stratejik plan ve Kent Konseyi üzerine konuşacağız ama ağırlıklı olarak Kent Konseyi'nden çok stratejik planı konuşmak istiyoruz. Bu konuda biz iki yakın tarihli program yaptık. Birisi 3 Haziran tarihinde Itır Akdoğan ile yerel yönetişimde sivil toplum ve yurttaş katılımı üzerine. Burada hem kent konseylerini konuştuk, aynı zamanda stratejik plan konusunu konuştuk. 10 Haziran'da ise Şişli Komşu Kapısı'ndan Tolga Bektaş ve Beyoğlu Yurttaş Meclisi'nden Deniz Özgür ile de yerelde sivil çalışmalar başlığı altında bir program gerçekleştirdik. Burada da yereldeki sivil grupların bu iki konuya nasıl baktıklarını, nasıl hazırlık yaptıklarını konuştuk. Niçin bu iki konu şimdi önemli? Çünkü stratejik planların bir takvimi var. Hem büyükşehir belediyeleri açısından hem de ilçe belediyeleri açısından. O takvim konusunda bizi biraz bilgilendirebilir misiniz Can Bey? Evet, hoş bulduk öncelikle. Ben isterseniz öncelikle stratejik planın daha önceki yıllarda nasıl hayatımıza girdiğini, nasıl ele alındığını baştan anlatayım. 5018 sayılı kanunla 2005 yılında belediyelerin gündemine girdi. Tabii ilk başta belediyeler bu konu hakkında pek bilgi sahibi, deneyim sahibi olmadıkları için ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Bir dönem amatör bir şekilde tamamladılar. Daha çok şirketlerin, danışmanlık firmalarının desteğiyle planlarını tamamladılar ama hiçbir şekilde o planlara uyulmadı. Sonrasında bir dönem daha oldu 2014 yılına kadar. O dönemde aynı şekilde tamamlandı. Devam etti. 14'ten sonra Sayıştay yavaş yavaş bu stratejik planla ilgili raporlarında bulgulara yer vermeye başladı. Bundan sonra da belediyeler bu işin ciddi bir ciddi bir durum olduğunu anladılar ve biraz daha… En azından bir kısmı. Evet, bir kısmı anladı ve stratejik plana daha çok önem vermeye başladılar. Nasıl yaptılar? Toplantılar yaptılar. Ya birçok belediye bunu yaptı. Yani öncü belediyeler var, bunu biliyoruz. Bunu daha çok büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri yapıyor. Onu da çok iyi biliyoruz. İmkanlar dahilinde yapıyorlar. Yurttaşa soruyorlar. Muhtarlarla, gönüllüleriyle, kimisi kent konseyiyle birlikte hareket ediyor. Tabii bunun değeri anlaşıldıktan sonra da bir piyasası olmaya başladı bunun. Firmalar, danışmanlık firmaları, işte çeşitli danışman olduğunu söyleyen insanlar. Belediyelere gitmeye başladı bu şekilde. Biz sizin stratejik planınızı hazırlarız, değil mi? Metni evet, evet. Yazarız. Biz size yardımcı oluruz diyerek tabii gittiler. Çoğu belki yardımcı olabildi, bir geri kalanı olamadı, bilmiyoruz. Yorum yapmak istemiyorum o konuda ama Sayıştay'ın bunun farkına vardığını anlamış bulunmaktayız. Çünkü bulgularda bunlara yer veriyorlar. Sayıştay'ın raporlarında tabii, buna ilişkin bulgular var. Planınızı sanırım kendiniz yapmıyorsunuz gibi bulgular var. Sonrasında boş durmadı tabii merkezi hükümet. Bunun böyle gitmesini istemiyordu haliyle. Yeni bir rehber hazırladı. Stratejik plan hazırlama rehberi. Evet. Bu rehberi 2018 yılının sonlarına doğru... Bu rehbere internetten ulaşmak evet, mümkün. Evet, evet, evet. 2018 yılının sonlarına doğru belediyelere de sorarak, güncelleyerek, üçüncü versiyonda nihai halini yayınladı. 2019'un Mart ayında
idi sanırım, Mart sonundaydı. Evet. Tam seçim takvimiyle örtüşüyordu. Hatta biz ne yapacağımızı bilmiyorduk. Eski rehbere göre mi hareket edeceğiz, yeni rehbere göre mi hareket edeceğiz? Bunu tam olarak bilmiyorduk ki o anda yayınladı. Sonrasında ne oldu? Rehberi inceledik. Rehberde daha önceki plan hazırlıklarımızda, bizim bir önceki dönemki hazırlıklarımızdaki katılımcı süreçlerin üzerine basa basa tekrarlandığını gördük. Bu da bizim doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyordu. Geçen plan hazırlıklarımızda da yine katılımcı olmasına, özellikle katılımcı olmasına çok dikkat etmiştik. Tam bu noktada bizim de az önce andınız Itır Hanım, Itır Hanım'la da toplantılarımız olmuştu. Hatta bir seminerim olmuştu bizim. Kadıköy Akademi adlı bir birimimiz var. Burada yerelle ilgili araştırmalar yapılıyor. Birçok çalışma yürütüyorsunuz. Kentle ilgili birçok araştırması var. Gündem oluşturabildiğini söyleyebiliriz bu yerel yönetimler konusunda. Gerçekten güvenilir bilgilere erişebiliyorsunuz kendi sitesinin üzerinden de. Itır Hanım'la e-katılımı konuşmuştuk. Bir sonraki stratejik planımızda e-katılımı nasıl daha aktif yapabiliriz diye konuşmuştuk. Bir önceki dönemde de böyle bir platformumuz vardı ama bir takım nedenlerle canlılığını koruyamadık. Bu tabii ki bize bir hem bir imtihan olmuş hem de bir tecrübe olmuştu. Siz 2014-2019 döneminde de aynı görevde miydiniz? Değildim. Arkadaşlarım, şu anda beraber çalıştığım arkadaşlar, kurumsal olarak söylüyorum, yine o görevdelerdi, aynı işi yapıyorlardı. Bir kısmında ben de vardım, bir dönemin bir kısmında. Lakin platformun birkaç eksiği olmasına rağmen doğru bir adım olduğunu fark etmiştik o zaman da. Evet. Daha iyi nasıl yapabiliriz diye işte bu toplantılarımızdan sonra değerlendirme, akademisyenlerle yaptığımız değerlendirmelerden sonra yeni bir platform, canlı bir platform oluşturalım dedik. Dijital katılım platformu oluşturalım dedik. Ve yaklaşık bir 4-5 ay kadar öncesinde bunun çalışmalarını başlattık. Bunun adı... O zaman yerel seçimlerden önce tabii. Çalışmalarımız çok daha öncesinden başlamıştı. Katılımla ilgili kısmında çalışmalarımız çok öncesinden başlamıştı. Dijital katılım gerçekten günümüzde çok önemli. Onu üstüne basa basa söylüyoruz. Çünkü evinden ayrılamayan, toplantılara katılamayan, gerçekten fikrini paylaşıp bir türlü fırsat bulamayan, belediyeyi gri duvarlardan ibaret zanneden, düşünen genellikle de haklı çıkan. Oraya gerçekten çünkü vatandaşı o binaya sokup bir şeyler sormak vatandaşı gerçekten tedirgin ediyor. Biz size gelelim ya da siz doğrudan platforma gönderin diye bir metot seçtik. Siz şu anda bunu bilfiil uyguluyorsunuz. Kesinlikle evet. Kimler katılıyor? Şu anda aslında biraz daha öncesine gidelim. Evet. Katılımın ayakları var. Bir ayağında da STK'lar, kamu kurum kuruluşları. Bu stratejik... Kadıköy ilçesinde evet. bulunan sivil toplum kuruluşlarını evet, kastediyoruz. Evet. Onlar muhtarlar. Çünkü vazgeçilmez parçaları bunlar. Tabii. Ve bunların hepsini kendi çatısında barındıran, kendi genel kurulunda yer veren kent konseyleri var. Hmm. Demokratik katılımın en önemli ayaklarından biri. Evet. Kaç mahalle var Kadıköy'de? 21. 21 tane mahallede 21 tane muhtar var. Muhtar var. Evet. Bizim bir de Belediye Kanunumuzun 77. maddesi gereği uyguladığımız gönüllü evleri var. Muhtarların dışında STK'lar var. Dolayısıyla böyle dış paydaşları, yani paydaşları dinamikleri çok olan bir yer, ilçe yani doğru. Evet. Doğru ve çok canlı bir evet. ilçe. Evet. Evet. Türkiye'nin en aktif, gururla söylüyoruz bunu, kent konseylerinden bir kent konseyi. Aslında izleyicilerimize hemen tavsiye etmemde fayda var. Gerek Kadıköy Belediyesi'nin internet sitesi, gerek kent konseyinin internet sitesi, gerekse de stratejik planla ilgili siteler, akademinin sitesi, Kadıköy Akademi'nin sitesi çok kapsamlı ve çok da güncel gidiyor. Onların izlenmesi Kadıköy Belediyesi'nin çalışmaları hakkında ve bu stratejik plan
hakkında oldukça detaylı bilgi verecektir diye düşünüyorum. Çünkü çok yakın bir tarihte Kent Konseyi Genel Kurulu da yapılıyor. Bu cumartesi. 29, hemen bu cumartesi. Evet, bu cumartesi günü saat 1'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde Kadıköy Kent Konseyi'nin 17. Olağan Genel Kurulu gerçekleşecek. 17. Olağan Genel Kurulu. Seçimli Genel Kurulu. Evet, kimler davetli buraya? Araya bunu genel kurul üyelerimiz davetli. Yani daha önceki programda da işlediğimiz bakanlığımızın yönetmeliğinin 8. maddesine göre tarif edilmiş bir genel kurul üye listemiz var. Şu an şöyle söyleyelim, genel kurul üyesi olmak için geçen haftadan itibaren bir şey var, yoğun ilgi var. Yaklaşık bir hareket başladı. 390 civarı şu an liste. Evet. 400'ü bulur muyuz bilmiyorum cumartesi sabahı. Ama şey, oldukça rekor bir şey rakam olduğunu söyleyebiliriz. Bu son derece önemli. Evet, bu evet. 390'ın da büyük oranda dernek ve vakıf ve meslek odası, sivil toplum kuruluşları. Evet, bireyler katılabiliyorlar katılamıyorlar. Mı? Katılamıyorlar. Genel kurul üyesi olamıyorlar ama bireyler tabii çalışma grupları ve meclisler üzerinden çalışmalara aktif katılım sağlayabilirler. Aktif olarak katılmaları mümkün. Şimdi çok tartışmalı bir konu olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü bazı kent konseylerinde genel kurul üyeliği için partilerin de çağrılması gerektiğini düşünen belli şeyler var. Yönetmelikte siyasi partiler de genel kurul üyesi olabiliyorlar. Doğru. Beldede teşkilatı olan tüm siyasi partilerin temsilcileri genel kurul üyemiz. Evet, bu sivillikle çelişen bir tarafı var mı? Yok. Yani çünkü kent konseylerinin esas itibariyle sivil toplum kuruluşlarından oluşması. Yok. Ve biz yani şöyle, kent konseyi bir çatı kurum olduğu için içerisinde işte kamu kurumları, kaymakam, işte emniyet muhtarlar. Müdürümüz. Yani bizde şu an işte emniyet müdürlüğümüz, milli eğitim müdürlüğümüz, kaymakamlığımız, belediyemizin yanı sıra muhtarlar, noterler ve siyasi partiler, bunlar kamu tarı ayağı. Evet. Ve diğer ayakta da meslek odaları, sendikalar ve diğer ayakta da sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşları. Dolayısıyla bir kentin tüm tarafları ve bileşenlerinin bir araya geldiği bir evet. konseyiz. Hem kamuyu temsil eden evet. Kurum ve kuruluşlar açısından hem de evet. Sivil toplumu temsil eden evet. Kuruluşlar. Genel kurulumuz seçimli bir genel kurul olacak. Başkan ve yürütme kurulumuzu yeniden seçeceğiz. Ve gündemimizde önemli bir madde de stratejik plan. Kadıköy Belediye'mizin 2020-2024 5 yıllık stratejik planına ilişkin Kent Konseyi ve belediyemizle birlikte ortaklaşa yaptığımız toplantılarda alınan, bize iletilen görüşleri, tavsiyeleri, biliyorsunuz Kent Konseyi bir aslında tavsiye evet. mekanizmasıdır. Doğru. Bizim yaptırım şeyimiz yoktur, gücümüz. Yaptırım mekanizması meclisler ve uygulayıcı olan da bir müdürlüklerimiz. Müdürlükler. Biz Kent Konseyi olarak sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, muhtarlar, işte o saydığımız genel kurul üyelerinin önerilerini bu cumartesi günü gündemlerden bir tanesi de stratejik plan. O gündem çerçevesinde Kadıköy'ün önümüzdeki 5 yılının nasıl bir 5 yıl olacağını, 5 yıl sonra hangi noktaya gelmemiz gerektiğini, mevcut durumun ne olduğunu, 5 yıl sonra nereye geleceğimizi ve bunu gelirken de nasıl geleceğimizi içeren bir raporumuzu tartışacağız. Bu görüşe açacağız. Bu görüşün sonucunda da olgunlaşan karara bağlanan, bunu oylayacağız. Bu karara bağladığımız metni de belediyemizin strateji geliştirme müdürlüğümüze ileteceğiz. Dolayısıyla da bizim yönetmeliğimiz ve kanunumuzdaki bu şeyi süreci işletmiş olacağız. Evet, bir danışma kurulu gibi çalışıyorsunuz. Evet. Karar alma ve onu uygulama yetkiniz yok ama tavsiyelerinizi hem belediye başkanlığına hem belediye meclisine aynı zamanda çeşitli belediyedeki müdürlüklere iletebiliyorsunuz. Evet. Evet, biz hemen gene stratejik plana geçelim. Anlaşılıyor ki size cumartesi günü oldukça kapsamlı bir rapor gelecek. Geliyor. Evet. Geliyor. Bu kısmında katılımın bilgilendirme ve dahil etme, danışma kısmını tamamlamış oluyoruz. Evet. Ve bunun sonrasında da normalde yani yapılması çok iyi karşılanan fakat
yapılmamış, daha önce de çok fazla yapılmadığını bildiğimiz danışma kısmından sonra dahil etme kısmına kent konseyini dahil etmek istiyoruz. Yani stratejik plan çalışmalarına, evet, plan çalışmalarına bir fiil, evet, onların da katılmasını, evet, 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 sağlayacaksınız. Yani, genel sekreter özelinde ve komisyonlardan da diledikleri kişiler tarafından oluşturulan yuvarlak masaların etrafına çağıracağız onları. Evet, komisyon derken kent konseyi altındaki, hı-hı, çalışma komisyonlarını kastediyorsunuz. Meclis, evet, ve çalışma gruplarımız. Evet. Evet, tam bu noktada dahil edeceğiz onları da sürecimize. Bu kent konseyinin STK'ler ve diğer kısımda olan katılım kısmıydı. Şimdi bir de bunun dijital katılım platformu, işte bahsettiğimiz Anlat Kadıköy, evet, platformu. Buradan biraz bunun özelinde konuşmam gerekirse. Hemen ben bir soru sormak, hı-hı, istiyorum. Kadıköy'de oturuyorum. Ve sizin bu dijital platformunuzdan da haberdarım. Ve oraya üye mi oluyorum, ne yapıyorum? Yok, herhangi bir üyeliğe gerek yok. Ama bir görüşüm varsa. anlat.kadikoy.bel.tr ya da anlatkadikoy.com.net. Evet. Bütün alan adlarını aldık, rahatlıkla ulaşılabilsin diye. Yani çünkü vatandaşımızın hani kullanım kolaylığı da gerekiyor. O da, evet, bir e-katılımın bir noktası. Buraya direkt girdiğinizde karşınıza bir form çıkıyor. Nasıl bir Kadıköy olmalı diye soruyoruz. Ona tıkladığınız anda sizi yönlendiren sorularla beraber ana başlıklar altında fikirlerinizi yazabileceğiniz, dilerseniz şikayetlerinizi yapabileceğiniz, başkanımızın seçim vaatlerinde olan, daha çok Kadıköy projelerinde olan projeleri görebiliyorsunuz, onları oylayabiliyorsunuz. Yani şimdi... Ha, bayağı ciddi ve tabii. Sadece bir fikir toplamaya ilişkin değil, aynı zamanda, evet, çeşitli sorularla, evet, da, evet, yönlendiren bir, evet, siteden bahsediyoruz. Evet. Mahalle bazlı, yani Acıbadem Mahallesi'nde oturuyorsunuz. Acıbadem Mahallesi'nde kamuya ait ne kadar tesis var? Belediyeye ait ne kadar tesis var? Dini tesisler, çocuk parkları, yeşil alan miktarları, demografik yapı, bütün bu bilgilerin olduğu, mahalle kartlarının olduğu bir platform burası. Öncelikle bilgilendirme, daha sonrasında danışma safhasına geçiyoruz. Bilgilendirmeyi yapıyoruz. Danışmada da nasıl olsun istiyorsunuz diye soruyoruz. Bu siteniz ne zamandan beri devrede? İki haftadır aktif olarak. Aktif olarak devrede. Ve, evet, isteyenler rahatlıkla, kesinlikle, bütün bilgilerini iletebiliyorlar. Tercihlerini de, evet, iletebiliyorlar. Evet. Çok aklıma takılan bir soru var. Şimdi belediye başkanları uzun zamandır seçim döneminde çeşitli projelerle ortaya çıkıyorlar. Ve bu iş öyle bir hale geldi ki projeler yarıştırılmaya başlandı. Projeler başka bir şey, stratejik plan başka bir şey haline de geldi mi? Burada denge nasıl sağlanıyor? Bunu Kadıköy özelinde sormuyorum. Can Bey'e mi sorayım? Sordum. Direkt projelerle ilgileniyor mu? Benim de bir cevabım var. Evet, peki. Aslında şöyle, başkanı projeler seçtiriyor. Biz öyle düşünüyoruz en azından. Ha, böyle düşünüyoruz. Vaatler seçtiriyor. Vaatleri yani olması gereken o. Hani plan da öyle diyor. Başkanınız cebinde vaatleriyle gelir diyor. Bu vaatleri halk zaten onaylamıştır ki çoğunluğu onaylamıştır. Bir demokratik filtreden geçmiştir ki başkanınız sizin karşınızdadır. Evet. Şimdi o vaatlerin içerisinden gerçekten istediğiniz, gerçekten yapılmasını istediğiniz şeyler nelerse onları seçin. Stratejik önceliklerinizi belirleyin diyor. O yüzden katılımcı yapın diyor. Yani tekrardan halkı çağırın. Evet, halk başkanını seçti. Ama senin tekrardan ona gitmen gerekiyor. 5 yıl boyunca bana karışma. Ben sana verdiğim sözleri yerine getireceğimden ziyade ben bunları söz vermiştim. Hangilerine öncelik vereyim? Hangilerini birlikte yapalım? Ya da yapmayalım mı? Ben her mahalleye bir kreş istedim ama belki de sen kreş istemiyorsun. Alzheimer evi istiyorsun. Yani başka bir şey istiyorsun. O öncelikleri birlikte belirleyelim diye çağırıyoruz. Onun adı da katılım oluyor. Yani o
aslında bizim şu anda yapmak istediğimiz şey, işte yıllardır bizim böyle sürekli kullandığımız katılım içini boşalttığımız, evet, o kelimenin sözünü ediyoruz ama bir şekilde itibarını geri kazandırmak. Doğru. Yani gerçek katılımı sağlamak. Evet. Soruma senin cevabın. Müdürlüğümüzün, ben yine Kadıköy üzerinde konuşacağım. Evet. Çünkü çok kıymetli bulduğum bir şey daha yapıyorlar. Bu projelerle beraber şimdi bütün bunları bir 5 yıllık vizyona, misyona ve stratejik amaçlara taşıyorlar. Yani Kadıköy'ün bir şeyini oluşturuyorlar ve bunu yaparken de tüm bu çalışmayı küresel sözleşmelere bakarak yapıyorlar. Sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ve diğer insan hakları temelli, insan hakları kenti diyebileceğimiz işte çocuk sözleşmesi, kadın sözleşmesi, İstanbul sözleşmesi falan gibi bütün bunların hepsini, hayvanlar vesaire. Dolayısıyla bir buna daha önce yaptıkları dünyada şu an tek belediye diye geçiyor, entegre rapor çıkaran. Ne demek bu entegre rapor? Şimdi bunu Avrupa'da da hükümetler başladı. Şimdi biz mesela şimdi 10. kalkınma planımız var. İşte her ülkenin bir takım planları var. Tabii. Bir de Birleşmiş Milletler'in şeyleri var, sözleşmeleri ve hedefleri var. Bunlar bunlarla entegre mi? Yani bunlar bunlarla birbirini görüyor mu? Birbirleriyle konuşuyor mu meselesi? Şimdi müdürlüğümüz bu anlamıyla çok zor bir iş yapıyor. Çünkü çok kısa bir sürede hem katılımcı hem işte bütün mahalle toplantılarıyla halk toplantıları yapıyorlar. Ben onları size yapalım. Bu hafta sonu mesela bizim genel kurulumuz var ama 21 mahallede de mahallede halk toplantıları yapacaklar. Şimdi gene hem stratejik plan üzerine. Evet. 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 Yani dijitalin dışında, dijitali kullanmayanlar açısından da face to face, yani yüz yüze birebir toplantılar yapacaklar. Kimler çağrılıyor oraya? Tüm yurttaş davetli. Ne yapıyorsunuz? Yani, mahallede muhtar kanalıyla mı ilan ediyorsunuz? Şöyle, şimdi işin kurumsal boyutunu kent konseyi üzerinden yürüttük. Kent STK'lara konseyi raporlarını hazırlayıp gönderecek. Ama biz birebir vatandaşla, yurttaşla da bir araya gelmek istiyoruz. Onlara da dokunup, onların ne istediğini, bu projelerden haberiniz var. Seçtiğiniz başkan bu projelerle tekrar geliyor size. Ne istiyorsunuz? Bu projeler devam etsin mi, yapılsın mı, hangisini önce yapsın? Ya da bunun dışında sizin sorunlarınız neler? Mahallenizde çöpünüz mü toplanmıyor? Ya da park alanlarınız mı çok az? Bunlardan bahsedin bize, bunları anlatın. Ve varsa eğer bunlarla ilgili planımıza katabileceğimiz çözümlerinizi verin bize, belirtin, söyleyin, belirtin diye. 21 mahallede eş zamanlı mı yapıyorsunuz? Evet, eş zamanlı. Eş zamanlı. Kaç saat sürecek bu toplantılar? Minimum 3 saat sürmesini planlıyoruz. Tabii ucu açık. Ucu açık, evet. Hani herkese söz hakkı vermek istiyoruz. Evet. Tek tek sormak istiyoruz. Öncelikle sorunları belirtecek yurttaş ya da yoksa sorun tabii ki bekleyecek. Sonrasında da beklentilerini ve çözüm olarak sunduğu şeyleri bizimle paylaşacak. Yani birebir onlar sokağında, mahallesinde, caddesinde aslında ne görmek istiyor? 5 yılın sonunda nasıl bir sokakta yaşadığını, mahallede yaşamak istediğini, yaşamak istiyor. Bunu öğrenmek istiyoruz. Evet. Bizim asıl arayışımız bu. Peki hemen bir başka soru. Onu sorabilirsiniz. Kimlerle yapıyorlar? Şimdi ona geçeceğim. Ondan önce başka bir sorum var. Profesyonel şirketle yapmıyorlar. Şimdi bu uluslararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler'in sözleşmeleri diye belirttin. Mesela bunlardan en önem verdikleriniz nedir? Böyle küresel iklim krizini dikkate alıyor musunuz? İklim eylem planımız var. Zaten bu öncesinde hazırlamış olduğumuz kurumun kendi kaynakları ve Avrupa Birliği fonları gerçekleştirdik. Kurum derken gene kendi kurumumuz. Yani tabii ki Kadıköy Belediyesi. Tabii. Evet. Kent Konseyi ile birlikte. Kent Konseyi ile tabii Kent Konseyi. Onlara para veriyor mu belediye? İklim elçiliği için. Yani biz beraber yapıyoruz belediye, konsey ve birlikte yapılan bir şey. Mesela o müdürümüzün bahsettiği iklim eylem planındaki Kadıköy Belediyesi'nin hedefi Paris Sözleşmesi ile aynı hedef. Evet. Şimdi onu soracaktım. Paris Sözleşmesi konusunda. Dolayısıyla belediyemizin eylem planı ve politikalarıyla uluslararası sözleşmeler ve sürdürülebilir kalkınma da hedefleri
birbirini görüyor ve birbiriyle konuşuyor. Yani biz bunu, entegre dediğin bu. Bunu biz de iklim eylem planını gördükten sonra bu Birleşmiş Milletler'in kalkınma hedefleri, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gördükten sonra şunu dedik, bizim yaptığımız birçok faaliyet, birçok hedefimiz zaten bunlarla birebir örtüşüyor. Madem öyle, madem küresel bir ant, belki yine onun da içi boşaltıldı, sürdürülebilirliğin, o kelimenin de içi boşaltıldı. Ama bizim yaptığımız faaliyetlerimiz, küçücük bir ağaç dikmesinden tutun, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili bir eğitimine kadar, hepsi o hedeflerin altında aslında birer gösterge, birer faaliyet. Neden biz de buna hizmet edin? Neden bu algıyı arttırmıyoruz ve bu farkındalığı arttırmıyoruz diye sorduk kendimize. Bu şekilde entegre raporun ortaya çıkmasını sağladık. Evet. Yani attığımız adımlar gerçekten dışarıda da yankı buluyor mu? Bir karşılığı var mı? Biz standartları uygulayabiliyor muyuz? Onu gördük aslında bu entegre raporla. Evet. Çoğu da birbirini tuttu. Peki bu entegre raporu ne zamandan beri hazırlıyorsunuz ve dünyadaki ilk entegre rapor olarak ne zaman seçildi? Şöyle, yerel yönetimler ölçeğinde entegre raporu genelde özel sektörler, özel sektör firmaları ve akademi kullanıyor kendi çalışmalarında. Ama daha önce yerel yönetimlerde böyle bir rapor hazırlanmamış. Bunu yaptıktan sonra fark ettik. Yani böyle bir kuruluş var. Entegre raporlama AYER diye bir kuruluş. Uluslararası kuruluş. Daha sonra sitesinde yer verdi buna. Bir kamu, bir yerel yönetim kurumu ilk defa bir entegre rapor yaptı diye. Biz de bunun lansmanını bu şekilde yaptık ondan sonra. Anladım. Hemen soracağım başka bir soru da şu. Bu stratejik planın hukuki bir zemini oluyor mu? Yani siz şeyi hazırladıktan sonra, stratejik evet. planı hazırladıktan sonra belediye meclisine mi sunuyorsunuz evet, bunu? Evet. Orada karar verildikten sonra artık belediyenin bir önemli 5 yıllık yol haritası haline geliyor. Yani hiç sapmamamız gereken bir harita evet. aslında. Yani aslında taahhüt ediyorsunuz. Evet. Vatandaşa, STK'lara, bütün bileşenlerinize, diyelim ki kentte söz sahibi olan herkese taahhüt ediyorsunuz. Belli bölümlerinde hata olduğunu tespit ettiniz. Bunu, 2 yılda bir güncelleyebiliyorsunuz. Evet, yani hemen stratejik plan açıklandıktan sonra orada hemen takvime geçelim. Siz stratejik planı belediye başkanı ve belediye meclisi seçildikten 6 ay içinde mutlaka yapmanız gerekiyor. Evet. Peki belediye bunu nereye veriyor? İçişleri Bakanlığı'na mı veriyor? Sayıştay, İçişleri Bakanlığı şu anda strateji... Herhalde Maliye Bakanlığı. Planlama daire başkanı, şu anda başkanlık oldu. Bütçe ve strateji evet. sürekli isimler değişiyor. Değişiyor, doğru. Kimi zaman kalkınmaya bağlandı, kimi zaman DPT'ye Sistem bağlandı. Sistem değiştiği için yani biz de her şey değişebiliyor. Ona entegre olamıyoruz henüz. Evet. Peki stratejik plan hazırlanırken belediyenin bütçesi hazır olmuş oluyor mu? Nedir? Onun sıralaması nasıl? Aslında orada bir handikap var. Şöyle, bize 6 ay var süreniz diyorlar ama örnek veriyorum, başkanınız mazbatasını Mayıs'ın ya da 15 Nisan'da aldı. Evet. Sizin 6 ayınız var ama durum öyle değil. Başkan geliyor, koltuğuna oturuyor, neredeyse 15-20 gün siz başkanla birebir temasa geçemiyorsunuz. Çünkü sürekli kutlamalar var. Tebrikler vesaireler. Bu siyasi sıkıntıları var bu işin. Maalesef. Allah'tan öncesinde eğer geldiği gibi eğer bilinçliyse başkanınız, belediye başkanınız ve bununla ilgili daha öncesinden hazırlıklıysa, fikri varsa önce sizinle görüşüyor. Gel bakalım strateji geliştirmenin başındaki arkadaşımız. Biz bunu nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Hazırlığınız var mı diye soruyor. Biz bu dönem bununla karşılaştık mesela. İlk gün başkanımız
çalışmalarını başlattınız mı diye soruyor. Evet, başkan çünkü farkında bir yandan özel araç kullanıyor. Hala yapıyor mu bunu? Minibüste karşılaşabilirsiniz. Minibüste kalkıyor. Biz daha önceden planlarımızı incelediğini, faaliyet raporlarımıza hakim olduğunu da görünce o zaman bizim de istediğimiz buydu dedik. Bir yandan daha işte tebrikleri karşılıyor. Akşam üzerleri bizimle küçük küçük toplantılar yapıyor. Onu atlattıktan sonra bütçe. Bütçeye geliyorsunuz. 2020 bütçesi. Sizin, ama bütçeyi hazırlama görevi sizin değil, değil bizim, mi? Bizim. O da mı size? Evet, bizim müdürlükte. Ya bizim müdürlüğün şöyle söyleyeyim, biraz şöyle bir yapısı var. Biz bütçe ve finansı aynı zamanda yapıyoruz. Bunun yanında faaliyet raporları, performans raporları ve stratejik planlar hazırlıyoruz. Yani bütüncül olması, stratejik yönetimin bütüncül olması bunların hepsini içerisinde kapsamasıyla oluyor. Bu yüzden hakim olabiliyoruz. Yani o zaman sizde maliyeciler de var, öyle mi? Tabii tabii. İstatistikçimiz var, iktisatçımız var. Çünkü enteresan, bakın ben özellikle bu bunun için sizin faaliyet alanlarınızı gözden geçirdim. Hı hı. Mesela orada belediyenin bütün bütçesini hazırlamak diye bir şey yok. Kendi bütçenizi hazırlıyorsunuz. Yok, belediye bütçesini de müdürlüklerden, harcama birimlerinden aldığımız bilgiler dahilinde saymanlık. Eskiden buna saymanlık deniyordu. Doğru. Bütçe hazırlayan insanlara doğru sayman diyordu. Bir de saymanlık fonksiyonumuz var. Bu da bize stratejik planın uygulama kısmında daha büyük bir güç veriyor. Tabii. Denetleyebiliyoruz. Neyin nereye harcandığını, ne kadar harcandığını görebiliyoruz. Görebiliyorsunuz. Hedeflerden sapmamasını da sağlıyoruz evet, bu şekilde. Plan. Evet. Bu şey tartışması gibi işte. Plan mı bütçeyi hazırlar, bütçe mi planı hazırlar? Planı hazırlar. Evet. Dolayısıyla planı hazırlayan bütçeyi de hazırlıyor. Evet. Aslında bu, birlikte yapıyoruz. Evet, birlikte. Yani biz 2020-2024 stratejik planını yaptığımız anda 2020 bütçesini de yapmış oluyoruz zaten. Çünkü beni hep şaşırtan şeydir bu. Mesela belediye başkan adayları kalkarlar, işte efendim şurada şu binayı yapacağım, burada bu köprüyü yapacağım, otopark sayısını şu